Merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil renk yapmayı göstermek istiyorum size. Sarımız ve mavimiz var. Bir miktar sıktık. Birkaç farklı ton mavimiz var. Bugün onların hepsiyle yeşil yapmayı göstereceğim size. Mavinin tonları değiştikçe yeşilin de tonları değişecek. Bir miktar mavi alıyorum. Boya karıştırırken püf nokta bunları birbirine iyice yedirmektir. Ne kadar iyi birbirine geçerse boyalar rengimiz o kadar güzel olur. Bu arada çok büyük bir paletim yoktu. O yüzden kağıdın üzerinde çalışıyorum. Kağıt üzerinde çalışmak da biraz zor oluyor. Kağıt boyayı emiyor. Şimdi şöyle bir yeşilimiz oldu. İlk yeşilimiz bu şekilde. Kağıt olduğu için yapışıyor. Böyle almakta zorlanıyorum. Yine bir miktar mavi alıyorum. Giderek yeşil koyulaşıyor. Evet, bu şekilde devam ettirebilirsiniz siz isterseniz. Şimdi farklı olarak ikinci bir mavi kullanacağım. Cobalt Blue yazıyor üzerinde. Mavi. Yaprak yeşiline doğru gidiyor. Çok güzel bir yeşil oldu. Umarım tonları net çıkıyordur videoda. Şimdi yine farklı bir mavi. Prusyan Blue diyor. Bundan kullanmak istiyorum. En koyu mavimiz bu. Eğer daha açık tonları elde etmek istiyorsanız, bu yeşilleri beyaz da katabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Bir ton daha kapatabilecek miyiz? Evet.
Şimdi yeşil renk sarı ve mavinin birleşiminden oluyordu. Burada farklı bir şey de göstermek istiyorum. Kahverengi. Çok az kullanacağım. Aslında bu yeşilden ziyade sarının kirlenmiş hali gibi. Ama böyle bir yeşil tona yakın bir renk çıkıyor ortaya. Çok az kahverengi koyuyorum. Böyle kirli sarı yeşili andıran bir renk ortaya çıkıyor. Şey gibi oldu. Haşlanmış üzüm yaprağı gibi. Tonlu bir yeşil oldu. Kahverengiyle bu şekilde oluyor. Bir de siyahla göstermek istiyorum. Siyahtan çok az kullanacağız. Yani nokta kadar destem yeridir. Şöyle. Buna tam yeşil diyemeyiz ama hani yeşili andırıyor. Bunu da görün istedim. Bu şekilde yeşillerimiz var. Şimdi bu karışımı yaparken biz limon sarısı kullandık. Yine sarınız da farklı bir ton olursa yine yeşillerin tonları da değişiyor. Bir de yellow ocre diye bir boyamız var. Bir de bununla bir karışım göstermek istiyorum ama onu diğer kağıtta göstereceğim. Burada yer kalmadı. Şimdi diğer sarımızı koyduk. Yine bir miktar mavi alıyorum. Karıştırmaya başlıyoruz. Şunu açalım, iyice görünsün renkler. İlk mavimizde olan yeşil tonları bu. İkinci mavimizden karıştırıyorum kobalt bluu. Kağıt gerçekten zor oluyormuş.
Bir pratiğini bulmam lazım. Bir miktar mavi. Boya karıştırmak çok eğlenceli bir iş. Mesela işte gitseniz ancak birkaç ton yeşil alabilirsiniz ama böyle karıştırarak miktarları azaltıp çoğaltarak çok çeşitli tonlar elde ediyorsunuz. Sadece yeşil için değil bu, diğer renk karışımları için de geçerli. Ben çok seviyorum. Çok eğlenceli. Şimdi üçüncü maviyi yapacağım. Bu şekilde yine devam edebilirsiniz ama kağıt boyaları emdiği için ben devam edemiyorum. Şimdi diğer mavi ve sarı olanı da yan yana koyalım. Birlikte görelim. Yaptığımız yeşil tonları bunlar. Şu üstteki limon sarısı ve mavilerle, alttakinde yellow okri yazıyordu, sarı okri ve yine aynı mavileri kullanarak. Bakın bir sürü farklı yeşilimiz oldu. Maviden hariç kahverengi ve biraz da siyah kullandık. Onların da tonları bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.